Gidin 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 sevin oğlum sevin. Evet, tamam, sev, sev. Gidin gidin sev, gidin. Sev. Geç yanına bakayım. Babazula torunu dişi. Bu, bir ay oldu değil mi siz geleli? Benim oraya. Bir ayı geçti. Kızanın tam bitme zamanı getirdi. Eşleyemedik ama bir dahaki kızanda ya Karabey'in oğlu ya da dayının oğluyla yavrularını alacağız. Kaç yaşında şu anda? 3 yaşında. Patraşın kızı. Yok. Evet evet. Patraşın kızı tabii. Patraşın kızı. Patraş da Babazula'nın yavrusu. Bu Saru dişi vardı. Saru'nun kızıyla ondan olma. Metin'de. Değil mi? Evet evet. Ben ona hatta bir videoda anlattıydım. Bir gün beni aldı. Saru'nun kızı çok güzel bir safkan. Hoca hadi gidiyoruz dedi. Nereye dedi? Sulava'ya doğru gidiyoruz dedi. Bagajda araba. Arabanın bagajında dişi. Bastık Sulava'ya gittik. Hoca dedi arabadan çıkarmayacağım dedi. Bazı arkadaşların çiftliklerin evlerine gideceğiz dedi. Köpek çek kızan da tam. Sen dedi onay verdiğin yerde dedi çekeceğim dedi köpeğe dedi. Gidiyor selamun aleyküm aleyküm selam. Metin abi hoş geldin. Onun eşi dostu. Ne yapıyor? İyi geçerken uğradım. Köpekler nerede falan. Ben bakıyorum tamam mı? İçime sinen hiçbir köpek olmadı. Metin abi dedim bu köpeğe yani eşlemiyorsun dedim. Tavzaya dönüyorsun. Ondan sonra geldik dedim yağ basana bir sür bakayım. Ya babi yaşlıydı işte o zaman. Yağ basana doğru gittik. Hemen babanın zulanın yanına koydum. Hemen eşleştiler. İşte ondan sonra Patraş doğdu. Patraş'ın kardeşlerini dağıttı o. Patraş'ın tane dişi vardı domuz çaldı onları. Onda domuz çaldı değil mi? Elinde de tutamadı. Mesela güzel yavrular vardı. Ne yaptı ne etti bilmiyorum. Metin abi iyi köpekler geçiyor ama elinde maalesef seviyoruz. Değer veriyoruz ama kalmıyor işte. Kalmıyor öyle bir sıkıntı var. Ondan sonra siz bir dişi bir erkek aldınız değil mi? Tamam dişi bir erkek aldım. Dişi domuz çaldı. Yaşına değmiş miydi domuz çaldı? Tam bir yaşındayken bir yaşında. Domuzları da çalmıştı yani. Değil mi? Öldü değil mi? Evet. Kızım. Güzel kısım, güzel kısım, güzel kısım. Kısım, 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 kısım. Güzel kısım, güzel kısım, güzel kısım. Arkadaşlar bunların nenelerinin, dedelerinin daha geçmişlerinin bizim YouTube kanalında hepsinin soy kütüğü sadece resim değil video olarak soy kütüğü hepsi var. Yani bu köpeğin 20 sene öncesine hemen video arşivimizden YouTube kanalından erişebiliyoruz her zaman. Ama işte havaların sıcak gitmesi, kurak olması köpeklerin formunu biraz düşürdü. Salmıyorsun değil mi bunu? Ara ara. Hadi bir sal bakalım. Sen sal hadi. Sal. Sen ismin neydi? Ya senin ismini unutuyorum ben. Sadık. 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 Dur kızım, dur kızım, dur kızım. Kesinlikle. Hadi. Gel. Gel. Bana bir şey demiyorsun değil mi? Evet. Hadi gel bakalım, gel. Tamam, kesin gel. Kediye kızıyor mu? Kesin gel. Kış, kış, kış. Sadık. Yağ gibi maşallah. Şşt. Bundan yavru tutamadın. Yok daha hiç iyi doğurmadı. Daha ya hiç doğru ya bundan. Hiç. Doğru doğurtmadı. Tamam. Zaten kardeşiyle tamam. Eşleşmiyor. Kardeşiyle eşleşmiyor. Başka bir erkek göstermiyor. Arkadaşlar İsmini arkadaşımızı da tanıtalım. Selman Kelkit. Selman Kelkit. Bizim Havza ile Sulova arasında, Merzifon arasında çok değerli bir eski dostlarımız. Emekçi kardeşlerimiz. Harbi hayvancılıkla, tarımla, toprakla hayatlarını idame eden çok dürüst, çok Anadolu'nun öz topraklarının o kültürünü hala yansıtan arkadaşımız, kardeşi de var, ailesi çok değerli bizim için. Bize de
Her zaman uğramaya çalışıyoruz. Tabii eski videolarda da var. Sen biliyorsun değil mi o videoları? Zaman zaman Selman kardeşimizi sizlerle karşınıza çıkarıyoruz. Bu Sadık. Sadık değil mi? Sadık sen... Sen ismini söyle. Kemal. Kemal unutuyorum, kusura bakmayın çocuklar. Sadık ama çok büyümüş babası. Sadık ya geçen seneyle bu sene arasında dünya kadar fark var. Ablan nerede? Evde. Okul başlayacak mı? Amca. Yok. Başladı ya. Yavaş yavaş gideceğiz inşallah, her şey normale dönecek. Kızım. Şimdi herkes şey diyor, bu melez. Boyunluk. Bunun diyor çok faydası var mı diyorlar. Mesela kısıp gel. Bunu kesme. Şu olay var. Bu olduğu zaman ne kadar köpeğin gelse gitsin gitsin gırtlaktan tutamıyor. Tabii yani, değil mi? Öbür türlü güçlü bir köpekle geldiği zaman gırtlaktan tutup ölmesine sebep veriyor yani. Değil mi? Ha bunları boğup böyle öldürebilecek köpek yok zaten civarında. Yok, buralarda yok bunlara. Ya bunlar işte salık olduğu zaman öyle bir sıkıntı yok. Evet. Tam tersi bunlar öldürüyor. O yüzden bağda tutuyoruz. Evet. Yani o da kendini, köpeğin kendini tabii korumasına yani bir etken. Savaşta kalkan kullanıyorlar. Bunu kalkan. Ama yani şöyle bir şey. Tek köpek olduğu zaman çok daha etkili bu. Yani çünkü tek köpek, bunlar her türlü teke tek kendini kurtarıyor ama 3-5 köpek, 6-7 köpek sıkıntı olabiliyor. Zaten burada şimdi başıboş köpekle çök geliyor. Yani sürü halinde olduğu zaman yani diyebilirim 20 tane kancık falan gelebiliyor yani. Bir anda değil mi? O yüzden bu melas gerekiyor melas yani. Onda bunlar da kalmadı. Şimdi bunlar teneke gibi yapıyorlar. Bulamıyorsun eskisi gibi artık. Geçenleri de aldık işte. Çok da pahalı yani. Pahalandı değil mi? 80 lira 100 lira. Ya ya. Bir de malzeme de düşük. Mesela zincir alıyorum. Tam randımanlı bir şey de değil yani. Tabii zincirler artık kıkırdak gibi kırılıyor ya. Şey çerez gibi. 3-5 sene bilmiyorum. Ondan büyük sıkıntı yaşıyorum. Zincirleri çok kırıyor köpekler. Eski zincirler var mesela. 20-25 senelik hala duruyor onlar. Ama yeni aldığımız zincirler tasmaya eriyip gidiyor. Ya onlar süs böyle hani elinde küçük süs köpeklerini gezdirenler için yapılmış bir şey onlar. Yani. Bir de kalitesi yok maalesef, kalitesi de özel, düştü. Özel yaptırmak gerekiyor. Özel yaptırmak özel gerekiyor. Özel zincir alıp ona göre dönercesini, işte arkasının gancısını falan alıp evet, yapmak gerekiyor. Biz öyle yaptırdık zaten birkaç tanesini. Öbür türlü kırıyor köpekler. Ama bak senin bu büyükerken o da tasma yemeye başlamış. Mesela sürtünerek. Evet. O da yavaş yavaş. Zayıfladığı için boğazındaki melez aldık. Değil mi? Kışın takıyorsunuz. Evet, kışın takıyorsunuz. Şu anda fazla erkek yok dedi köpek. Nesi? 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 Git onu kaldır abi şunu. Nesi kaldır abi. Nesi kaldır abi. Ay maşallah çok güzel yavrular. Ama zilini çözülü getirsene Nesi'ye de. Onu salıyorsunuz mu erkeğe? Komşunun köpeği kızan diye sanmıyorsun. He, anladım. Eşleşmesin, yavrusu olmasın diye. Anladım. Doğru. Çünkü bana düşman olacaksın. Değil mi? Da doğru da. Ama şu ayrı bir şey bu çok. Bak bunda çakal bulun, ince alalık yavrular atabilir. Çünkü memede, evet, derisinde o mesela deride küçük beyazlıklar var. Oradan bile bir köpek ala yavru atma ihtimali var. Yani düşer mi düşer. Zaten bunların soyunda alalık var. Bunların soyunda alalık bacaktan var. Bacaktan kurtar oğlum. Bacaktan kurtar. Kemal bacaktan kurtar. Bacaktan. Şöyle hadi yürüt bakayım bir. Hadi koştur. Şöyle bir tarafa koştur hadi bak. Nesi? Nesi oğlum? Hadi koştur. Koştur bakayım. Koştur. Nesin bacağı mı? Baba sen bacağı mı? Neresi bu? Aferin sana. Kaçınmıyorum lan. Aferin sana. Aha bak. Şöyle şükür oğlum. Dur kızım. Gel. Aha. Al sen tut. Sen Sadık. Ben tutayım. Yok, hayır, tut tamam. Bana doğru. İki kelime edelim. Tamam. Arkadaşlar dün canlı yayın. Dün çiftlikteki çaparımın ölümünden sonra yaptığımız o esna o akşamüstü yaptığımız canlı yayında şarj bitti. Maalesef eve gidip devam etmek zorunda kaldık. Akşam yayınlara, canlı yayına gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Çok ciddi bir kitleye ulaşmaya başladık. Yılmadan, yorulmadan bu konu, bu yerli miraslara değer veren arkadaşlarla birlikte araştırmalara, çekimlere
devam edeceğiz. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkürler.